için Nino YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İplerimiz suni ipek kullanacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu yazmaya da çok güzel oldu. Böyle yaprakları var. Yazmanın da desen olarak böyle bir yazmanız varsa tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına Ara kısmına ben tekli sinek kanatları yaptım. Siz istediğiniz modeli ara kısmına uygulayabilirsiniz. İlk kıvırırken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zürafa üzerine Model yaptığım için zürafasız yapmıyorum ama bu kısmı hem kıvırıp hem de yapabilirsiniz. Buraya 13 tane zürafa yapacağız ara kısmına. 1 2 3 4 5 6 7 tane ben yapmışım. 8'e tamamlayalım. 8 9 10 11, 12, 13, 13'e tamamladık ara kısmını. Tekrar 14. zürafamı yapıp 14. tekrar sinek kanatlarımızı yapıyoruz. Görüntü biraz arkadaşlar. Böyle parlak değil. Biraz yağmurlu bir hava var bugün burada. Her an yağmur yağacak gibi. Sinek kanadımı yapıyorum. Tekrar aynı zürafaya batıp sinek kanadımı tamamlıyorum. Bir, Iki tane ara kısımda zürafa bırakıyorum birine geri dönüyoruz ama yani bir tane zürafa kalmış oluyor ara kısımda ikinciye tekrardan geri dönüp sinek kanatlarımızı yapıyoruz Ben şimdi bunu tamamlayayım orta kısımdaki yaprağımıza geçelim şimdi yaprağımızı yapmaya başlayalım bu şekilde yapıp alt kısmını bitiriyoruz böyle yapraklan gerilerini boş bırakıyoruz yaprakları sonradan yapacağız üst kısmına çünkü yaprakları üst tarafta kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zürafayı sayarak 6. zürafaya bir tane düğüm atıyorum. Bir tane zürafaya atlıyorum. 2. zürafaya bir tane buraya yuva oluşturuyoruz. Bu büyüklükte bir tane yuva oluşturduk. Şimdi yuvanın içine batıyorum. Alt ipimi de parmağımı dibine alıp başlangıç ipimiz yani başlangıç de üstüne düğümümü atıyorum. Buraya 5 tane pırpır yapıyoruz. İlk önce bir tane düğüm atacağım. Yapram çok aşağı doğru yatık olmaz. Buraya şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. 3 4 5 tane pırpırımı yaptıktan sonra tekrar başa geri dönüyoruz. İpimi ayarlıyorum. Ve pırpırıma düğümümü attım. Pırpıra tekrar batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bütün pırpırlara batarak zürafa yapıyorum. Tekrar geri döndüm. En baştaki tarafa bir tane pırpır yapıyorum en baştaki zürafama. Bu şekilde eksilmiş oluyor. Hemen önündeki zürafaya batarak yaprağımızı tamamlıyorum. Alt kenarda kaç tane pırpır varsa, ilk başladığınızda kaç tane pırpır varsa kenarında da o kadar pırpır oluyor. tekrar başa geri döndüm pırpırımı yapıyorum ikinci iki tane zürafamız kaldı ikinci zürafamı yapıyorum tekrar başa geri dönüyoruz dikkat ettiyseniz zürafalarımı çok küçük tutmadım bu tür yapraklarda böyle sıkı zürafa yapmıyorum yani motif yapar gibi zürafa yapmıyoruz. Biraz daha büyük zürafalarla yapıyorum. Son. Şimdi keseceğim aşağı normalde diğerlerinde aşağı inip devam ediyoruz. Bu modelde etmeyeceğim çünkü kenardan başlayacağız. O yüzden modelimi ipimi kestim hemen hiç döndürmeden buradan başlıyorum buraya bir tane düğüm atıyorum ilk başlama kısmı bu şekilde oluyor ipimi de arkaya geçirdim tekrar şimdi yazmamızı döndürüyoruz yaprağımızın ikinci kısmını yapacağız buraya bir düğüm atmıştık bu da buraya attığımız için düğüm bu da bu baştaki düğüm sayılıyor buraya beş tane tekrardan pırpır pır yapıyorum ve ikinci yaprağımızı başlamış oluyoruz. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da yapalım. Sonra üst kısmına geçelim. Yaprağımın ikisini de bitirdim. İkisi de kenarlara pırpırlarımız gelmiş oldu. Şimdi beyaz kısmını yapıyoruz. Buradaki ilk zürafalarımıza batarak bir tane düğüm atıyorum. Karşıdaki zürafaya geçiyorum. Yapraktaki ilk zürafalara batıyoruz. Yuvamı oluşturdum. Yuvamın içine batıyorum. Tekrar alt ipimi parmağım dibine alıp kenarına bir tane düğüm atacağım. Buraya 5 tane sinek kanadı yapacağız. İlk başlangıcını küçük tutuyorum. şekilde sinek kanatlarımızı yapıp tamamlayalım. Arkadaşlar yaprağımı ucundaki sinek kanatlarımı yapıp tamamladım. Şimdi arka yüzünü döndürüyoruz. Modelimizi başlayacağız. Ben az önce bir tane başladım. Bu da belli. Kamerayı açmayı unutmuşum. Bu ara biraz çok oluyor. İlk baştaki sinek kanadıma bir tane düğüm atıyorum. düğümü attıktan sonra buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 Bir tane daha yapıyorum. Öçe tamamladık. 3 tane zürafamız olmuş oldu. Biraz daha kameramı yakınlaştırdım. İlk baştaki zürafama batarak ipimi uzatıyorum. Bu baştaki zürafama batmadan hemen yanındaki ikinci zürafaya batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Hemen aynı zürafaya tekrar batıyoruz. Aynı zürafanın içine batıp bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu ortadakini birazcık küçük bırakıyorum. Baştaki zürafamı batıyorum. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Üç tane zürafayı yukarı kadar belirli bir sayıya kadar muhafaza yapıp çıkacağız. Tekrar başa geri döndüm. Ortadaki zürafaya batıyorum. Ortadakine batıyoruz ortadakine batıp zürafamı yaptım tekrar ortadakine batıyorum ikinci zürafamı yapıyorum ve son zürafama batıp üçüncüyü tamamlıyorum tekrar başa geri dönüyoruz baştaki zürafama batıp ortadaki zürafaya batıp zürafamı yapıyorum ortadakine batıp ikinciyi yapıyorum yani bir zürafaya iki kere batıyoruz biraz daha küçültüyorum zürafa ortadakileri biraz küçük tutuyorum tekrar baştakine batıp zürafamızı yaptık 1 2 3 4 sıra yaptık 5. sırayı yapıyorum. Ortadakine tekrardan batıyorum. Tekrar ortadakine ikinci dürafamı yapıyorum. Ve en baştakine dürafamı yaptım. 5. sıramızı yaptık. Altıncı sıramı yapacağım. Altı tane sıradan zaten tamamlayacağım artırma kısmını. Ortadakine batıyorum. Son artırma sıramı yapıyorum. Tekrar ortadaki zürafama battım. Zürafamı yaptım. Son zürafama batarak son zürafamı yapıyorum. kenara dönüş yapıyorum ortadakine batıyorum zürafamı yaptım tekrar bu zürafanın içine batmadan kenardakine batıyorum zürafa sayımı ikiye düşürdüm hep altı taneye kadar üçer üçer geldik şimdi iki tane zürafamız oldu Tekrar başa geri döndürüyorum ipimi. Son zürafamı içine yapıyorum. Ve son zürafamın içine batarak tepesine bir tane düğüm atıyorum ortalayarak. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu başlangıç ipimizi de tamamen kökünden kesiyorum. Ben buna şimdi beş tane daha, dört tane daha yapıp beşe tamamlayacağım arkadaşlar. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.